Krallıktaki herkes parti planlama becerilerinizden etkilenmiş görünüyor. Şuradaki beyefendi dışındaki herkes. Bu beyin adı Arbegla. Kendisi kralın baş danışmanı ve aynı zamanda parti planlama şefi. Sizin bu çözülemez problemleri çözebilme yeteneğinizi kendi ününü sarsacak bir tehdit olarak görüyor. Çünkü Arbegla kekleri olması gerekenden ya az ya da daha fazla sayıda sipariş edip duruyor. Sonra Arbegla diyor ki, kek problemi kolaydı. Hadi şunlara patates cipsi sorusunu soralım. Çünkü patates cipslerini hiçbir zaman doğru sayıda sipariş edemiyoruz. Kral: "Arbekla, bu iyi bir fikir. Patates cipslerini doğru sayıda sipariş etmemiz lazım." diye cevap veriyor. Sonra kral size gelip diyor ki: "Peki, ortalama kaç tane patates cipsi siparişi vermemiz gerektiğini nasıl bulacağız? Bunun için de her kadın ve her erkeğin ortalama kaç tane patates cipsi yediğini bulmalıyız." Siz de: "Çocuklar ne olacak?" diye soruyorsunuz kral da kurallığımızda çocukların patates cipsi yemesini yasaklıyoruz diye yanıtlıyor. Siz de aa güzel bu iyi hoşmuş diyorsunuz. Pekala bana önceki partilerde ne olduğunu anlatın lütfen diye ekliyorsunuz. Kral Hatırlayacağınız üzere geçen partide, daha doğrusu son iki partide 500 yetişkin verdi. Son partide bunların 200'ü erkek ve 300'ü kadındı. Toplamda 1200 paket patates cipsi tüketildi. Peki ondan önceki partide durum nasıldı diye sorarsanız o partide kadın sayısında bir yığılma vardı. O seferde sadece 100 erkek ve buna karşılık 400 kadın vardı ve daha az patates cipsi tüketmiştik. 1100 paket patates cipsi tüketilmişti, diyor kral. Siz de diyorsunuz ki, tamam kral ve arbegla, bu gayet açık bir şeye benziyor. Lütfen bilinmeyenlerimizi temsil etmek için bazı değişkenler kullanmama izin verin. Diyorsunuz ki, diyelim ki M eşittir her bir erkeğin tükettiği patates cipsi paketi sayısı olsun. Her bir erkeğin tükettiği patates cipsi paketinin sayısı M olsun. Bunu ortalama olarak da düşünebiliriz ve belki de krallıktaki herkes, tüm erkekler tamamen aynı ve belki de bu değer her erkeğin yediği ortalama paket sayısı. Bir de diyelim ki... W eşittir her kadının tükettiği patates cipsi paketi sayısı olsun. Her kadının tükettiği ortalama patates cipsi paketi sayısı olsun. Böylece bilinmeyenlerimizi tanımlamış olduk. Şimdi de bu elimizdeki veriyi nasıl göstereceğimizi düşünelim. Bu veri yeşil olsun. Pekala. Erkeklerin yediği toplam paket sayısını düşünelim. 2 üst tane erkek vardı. 200 tane erkek vardı ve her biri M paket patates cipsi yedi. Bu da erkek başına M paket demek oluyor. O zaman erkekler bu ilk partide toplam olarak 200 tane M paket cips yediler. Eğer M'nin karşılığı adam başına 10 paketse toplamda 2000 paket cips olurdu, değil mi? Ya da 5 paket olsaydı toplamda 1000 paket cips olurdu. M'nin değerini bilmiyoruz. Ancak 200 tane M erkeklerin yediği toplam cips paketi sayısına eşit. Aynı mantıkla hareket edelim. 300 kadın var. Kadınların yediği toplam paket sayısı 300 çarpı kadın başına yenen paket sayısı olur değil mi? Bu şekilde kadınların ve erkeklerin yedikleri patates cipsi toplamı 1200 paketmiş. 1200 paket elde edeceğiz. Bu gösterdiğim bilgiler değişkenlerle cebirsel olarak ifade edilmiş oldu. Şimdi bize şurada verilen bilgiyle düzenlenen ikinci parti için aynı şeyi yapalım. Bunu cebirsel bir şekilde nasıl ifade edebileceğimizi düşünelim. Yine benzer bir mantık kuracağız. Önceki partide erkeklerin yediği paketlerin toplam sayısı neydi? Erkek başına M paket cips çarpı 100 erkek. Tüm partilerde M'nin aynı olduğunu, yani erkeklerin ortalama aynı sayıda paket tükettiğini varsayıyoruz. Ayrıca Kaç tane kadın ikinci partide cips yedi? Toplamda 400 kadın vardı ve her biri W paket cips yiyordu. O zaman 400 çarpı W kadınların yediği toplam patates cipsi sayısını verir. Eğer bunları toplarsanız yetişkinlerin yediği toplam patates cipsi paketi sayısını bulursunuz. O zaman bu da 1100 paket olur değil mi? Şu an oldukça benzeşiyorlar. Sistem iki bilinmeyenli iki denkleme sahip. Şimdi siz bunu çözmeye çalışın. Çözdüğünüzde ilginç bir şey göreceksiniz. Son seferde sonucu bulmak oldukça kolaydı. Düşünün burada 500 tane yetişkinler için var ve diğer 500 tane de burada vardı. O yüzden bu değişkenlerden birini çıkarınca oldukça kolay oluyordu. Burası ise zor görünen kısmı. Bu kısımda hem m'nin çarpanı farklı hem de w'nun siz de bu denklemleri birbiriyle sadeleştirirsek kolaylıkla çözebiliriz diyebilirsiniz. Ama diyelim ki elimizde mavi denklemi çözüyor olsaydık ve eksi 2 ile genişletseydik. Neden eksi 2 ile çarptığımızı merak edebilirsiniz. Eğer eksi 2 ile çarpsaydık bu 100m işlem sonucunda eksi 200m haline gelecekti. Ve eğer bu eksi 200m olsaydı denklemler taraf tarafa toplandığında artı 200m ile birbirlerini götürürlerdi. Ne olacağını görelim. Diyelim sadece çarpıyoruz. Bu mavi denklemi eksi 2 ile çarpalım. Şu ekranı biraz sola kaydırayım. Ne olacak şimdi? Hatırlayın bir denklemi genişletirken sadece bir terimi veya denklemin bir tarafını genişletmeyiz. Denkliğin sağlanabilmesi ve bozulmaması için tüm denklemi çarparız değil mi? O zaman eksi 2 çarpı 100 m eşittir eksi 200 m eksi 2 çarpı 400 w ve bu da çarpıldığında negatif olacağından sonuç eksi 800 w olacak. Sadece sol tarafı eksi 2 ile genişlettik. Şimdi de sağ tarafı yapalım. Eksi 2 çarpı 1100 eşittir. Eksi 2200. Karışıklık olmaması için söylüyorum. Buraya yazdığım denklemde aynı bilgiyi içeriyor. Yalnızca Birazcık manipüle ettik değil mi? Sadece eksi 2 ile çarparak denklemin yazılış şeklini değiştirdik. Ancak aynı cebirsel denge korunuyor. Burayı ilginç yapan şey ise bu denklemi yeniden yazabilmemiz. Bu ilkiydi. de 200m artı 300w eşittir 1200. Bunu eksi 2 ile çarpmamın tek nedeni bunları topladığımda bilinmeyen terimlerden kurtulabilmek denklemlerin sağ taraflarını ve sol taraflarını toplayalım. Bunu düz bir mantıkla şöyle düşünebiliriz. Önce elimizde mavi denklemle başlıyoruz. Sonra sarı denklemin sol tarafına mavi denklemin sol tarafını ekliyoruz ve sonra da 1200'ü bu sağ tarafta toplamaya alıyoruz. Bunun buna eşit olduğunu bildiğimiz için bu değeri denklemin sol tarafına, bu değeri ise denklemin sağ tarafına ekleyebiliriz. O zaman ne olur ona bakalım. Güzel olan şey mavi denklemi eksi 2 ile genişlettiğimiz için pozitif haliyle birbirini götürüyor olması. Bunları toplarsak elimizde 0 0 m olur. Yani sadece 0. Elimizde eksi 800 w artı 300 w var. Bu da eksi 500 w ediyor değil mi? Sonra da sağ tarafta eksi 2200 artı 1200 var. Bu da eksi 1000 eder. Bundan sonrası oldukça kolay. Tek bilinmeyenli bir denklem. Oldukça direkt bir denklem. İki tarafı da w'nun çarpanına bölüyoruz. O zaman sol tarafı ve sağ tarafı eksi 500'e böleceğiz. Sol tarafta w eşittir 2 kalıyor. Bu Demek ki partilerde kadınlar ortalama 2 paket patates cipsi tüketiyor. Bunun her partide aynı olduğunu varsayıyoruz. Epey de yiyorlarmış değil mi? O zaman şimdi her erkeğin yediği ortalama patates cipsi paketi sayısını nasıl bulacağımızı düşünelim. Bunu yapmak için önceki denklemlerden birine geri dönmemiz gerekiyor. Son birkaç videoda hep ilk denkleme geri döndüm. Size ikinci denkleminde işe yaradığını göstereyim diyeceğim. Ee, ikisi, de, i̇kisi de işe yaramak zorunda aslında. Bu bulduğumuz W değerini ikinci denklemde yerleştirelim. Denklemlerin ya bu ya da bu halini kullanabilirsiniz. Fark etmez ama ben orijinal halini e, seçeceğim. E, o zaman elinizde 100 tane M var ki biz de M'leri bulmaya çalışıyoruz. Artı 400 çarpı W. Biz zaten W'nun ne olduğunu biliyoruz. 2, o halde 400 çarpı 2. Bu ifade 1100'e eşitmiş. Elimizde 100 M artı 800 eşittir. 1100 denklemi oluştu. Şimdi denklemi M bilinmeyen için çözeceğiz. İki taraftan da 800 çıkarabiliriz. 800 çıkaralım. Elimizde 100 m eşittir 300 kalıyor. Şimdi her iki tarafı da 100 ile bölelim. Yüzler birbirini götürüyor. Elimizde yalnızca m eşittir 3 kalıyor ki bu da her erkeğin yediği ortalama patates çipsi paketi sayısına eşit 3 tane yine epey fazla. Böylece Arbegla'nın problemini çözdünüz. Cebirin büyülü gizemli güçlerini kullanarak onun zorlandığı bir problemi rahatlıkla çözdünüz. Artık parti planlama sürecinde krala ortalama her erkeğin, üç ve her kadının iki paket patates cipsi yediğini söyleyebileceksiniz.